Birleşmiş Milletler'in dünkü çağrısının ardından Avrupa Parlamentosu da Türkiye'den Suriyelilerin geçişine izin vermesini istedi. Türkiye ise sadece yaralıların geçişine izin verildiğini belirtirken on binlerce mülteci için sınıra yardım tırları gönderiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun Halep'te başlattığı saldırılardan bu yana 500'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Kurbanlar arasında 274 isyancı ve yabancı cihatçı ve aralarında 23 çocuğun olduğu 89 sivilin öldüğü belirtiliyor. Almanya'nın Bad Aibling kasabası yakınlarındaki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Kazanın insan hatasından kaynaklandığı açıklandı. 150 yolcunun bulunduğu trenlerin viraj nedeniyle birbirlerini görmediği bir noktada çarpıştıkları belirtildi. Tayvan'da 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çöken 16 katlı binada kurbanları arama çalışmaları sürüyor. Bir cesede daha ulaşılmasıyla ölü sayısı 46'ya yükseldi. Aralarında 21 çocuğun da olduğu 94 kişi hala göçük altında. İsrail'in hapis cezası alan ilk başbakanı olan Ehud Olmert'e verilen ceza artırıldı. Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan hüküm giyen Olmert'in 18 yerine 19 ay ceza almasına karar verildi. Olmert ayrıca 12 bin euro para cezası ödeyecek. Çin'de ilk Zika virüsü vakası tespit edildi. Virüsün Ocak ayında Venezuela'ya giden 34 yaşındaki bir kişiden taşındığı ve hastanın yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti çektiği belirtildi. Bakanlık virüsün yayılma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.